meseleyi doğru tartışalım. Çözüm içeriğini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliyim. Millet iradesiyle gelmişim. Aykut Bey milletvekili. Benim bilmediğimi hanımefendi biliyorsa veya Bakanlar Kurulu'nun bilmediğini, iktidar milletvekillerinin bile bilmediğini hanımefendi biliyorsa bu çözümün içeriğinin ne olduğunu ona bize anlatsın. Ama içeriği ne çözümü? Yani bakın kavram içi boş derken oradan diyorum. Yani ne alınıyor? Efkan Ala diyor ki 2008'de Oslo'da anlaştık diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir gizli örgüt değil. Demokrasi ve parlamento var. Bakanlar Kurulu var. Biz bunları soruyoruz. Diyoruz ki Oslo Anlaşması'nın içeriği ne? Kimler biliyor? Ama devletin buna hangi hanımefendi bir saniye. Bir saniye. Devletin hangi kurumları biliyor? Bakanlar Kurulu'ndan kaç kişi biliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bilen var mı? Muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanları bilmiyor. Sayın Genel Başkanımız da söylüyor bunu. Şimdi dolayısıyla parlamentonun, muhalefet partilerinin, Bakanlar Kurulu'ndan kaç kişinin bildiğinin bile sorularının cevap verilmediği bir çözümün içeriğinin halen daha yansımış bir şey yok. Peki. Dolayısıyla meselelerimizi doğru tartışacak isek bu verilerle tartışmalıyız. Yoksa peki, Türkiye'nin meselelerinin herhangi bir meselesi olursa olsun çözüm kavramı üzerinde bizim itirazımız olmaz. Anladım. Peki şimdi çözüm.